Atın gönderin mesajlarınızı her konuyla ilgili, gündeminizde her ne varsa, izlediğiniz ya da izlemediğiniz haberlerle ilgili. Her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var ve her türlü soruya da saygım var. Saygımız sonsuz. Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü önemli. Ancak eğer siz karşınızdaki kişiye hakaret ediyorsanız, bunu bir kampanyaya dönüştürmüş vaziyetteyseniz, karşınızdaki kişiyi hedef gösteriyorsanız işte ona saygım yok. Karşısındaki kişiye hakaret edeni soru sormaya da hakkı yok. Akit diye bir yayın organı var biliyorsunuz. Bugün kelime oyunu yapmışlar. Köpek, virgül, Ekrem, İmamoğlu diye devam ediyor attıkları bir manşet. Haber, sözde haber. Akit bunu sürekli yapıyor. Bugün de Ekrem İmamoğlu bir yıl değerlendirme toplantısı yaptı İstanbul'da. Akit de çalışanlarından birini göndermiş oraya soru sorsun diye. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hayır. Hayır. Soru sorma hakkı yoktur. Bu mesleği, gazetecilik mesleği çok şerefli, şanlı bir meslektir. Bu mesleği yaptıklarını söylemek mümkün değildir. Yaptıkları şeyin adı başkadır. Tanımı da başkadır bu Akit'in yaptığı şeyin. Aa, ne var canım? İşte iktidara yakın bir yayın organının gazetecisi, muhabiri soru soramaz mı Ekrem İmamoğlu'na? Sorar. A Haber'i soruyor, Sabah soruyor, soruyor. İktidarın kendi yayın organları soruyor. Ama Akit bir başka kulvarda. Ona eğer gazeteci diyeceksek gazetecilere ayıp. Ekrem İmamoğlu da yapılması gerekeni yaptı. Ben sizin yayın organınızı gazete olarak görmüyorum. Sorduğunuz soruya da yanıt vermiyorum dedi kibarca. Şahsını tanımam. Ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliğini taşımıyor. Televizyonu bilemem. Hani kurumsal, ben televizyonunuzu takip etmiyorum. Bu kimliği taşımıyor. Aynı ismi taşıdığınız için. Bugünkü Akit Gazetesi'nin manşetinin içinde altında bir haberi okudunuz mu? Hayvan Ekrem yazıyor. Okudunuz mu? Onun için ben sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. Niye? 16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen ve bu konuda kalemi sapkınlaşmış, haber yapma biçimi sapkınlaşmış, dili bozuk, tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem. Olması gereken, yapılması gereken bu. Nerede basın özgürlüğü falan demesinler hiç. Hiç demesinler. Önce basının gereğini yerine getirsinler. İlla muhalefet edecekler demiyorum. Hayır, gazetecilik yaparlarsa şayet, kimseye hakaret etmeden, kalemşörlük değil gazetecilikten söz ediyorum, yanıt verilmesi gerekir elbette. Kusura bakmasınlar. Aynı yayın organı İşte benim zeka seviyemle ilgili aklı sıra komik olduğunu düşündüğü tweetler atacak, sonra ciddiye alınmayı bekleyecek benim tarafımdan. Mümkün değil.